Evet, değerli Gemerek Gerçek Gündem Gazetesi izleyicileri, Gemerek Belediye Başkan Adayları Halkla Buluşuyor isimli projemiz kapsamında bu haftaki konuğumuz İyi Parti Gemerek Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Gariber. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk Erhan Bey. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun Rabbime, çok şükür. İyiyiz. Ben de programınız gereği bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Canlı yayın vasıtasıyla bizi izleyen tüm kardeşlerime, Gemerekli arkadaşlarıma, Gemerekli eş ve dostlarımıza, Türkiye'nin neresinde bir kardeşimiz varsa tümüne saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı kabul edip geldiğiniz için ayrıca da şükranlarımızı sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Recep Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz ilk önce? Evet. Tanımayanlar vardı. Ben tanıyorum tabii. Önceki dönem belediye başkanlığınızda da ben Gemerek'te gazetecilik yapıyordum. Fatih Genel Bey kaymakamdı. Doğrudur. Tanımayanlar için efendim kendinizi bir anlatırsanız seviniriz. Evet, 1956 Gemerek doğumluyum. Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Ticaret sonucunda işte lise mezunuyum ve Gemerek'te uzun yıllar siyasetin içinde bulundum. Bir dönem belediye başkanlığı yaptım ve ikinci dönemde de tekrar vatandaşımızın huzuruna çıktım. Kolları sıvadım. Türkiye sevdalısı bir yürek taşıyorum. Evet. Ülkeme, milletime, ilçeme hizmet etmek için de huzurunuzdayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için. Recep Bey, önceki dönem belediye başkanlığı yaptınız. Evet. Bilmeyen izleyicilerimiz için tekrar ben belirteyim. Doğrudur. Recep Bey, bu dönemde keşke şunu yapsaydım, hani bu görev süresi içerisinde keşke bunu da yapsaydım diye aklınıza takılan bir sorun oldu mu efendim? Tabii ki. Çok hayıflandığım, zaman zaman yetişemediğim ama ah edip işte bütçenin yetersizliğinden veya imkanlarımızın kısıtlı olmasından yapamadığım çok sayıda projelerimiz kaldı. Bunlardan biri hayvan pazarıydı ki bölgenin, ilçenin en önemli ekonomik damarı diyeceğim. Çünkü bugün Şarkış'la hayvan pazarından önemli miktarda bir ekonomik girdi sağlamakta. Şarkış'la hayvan pazarı, Şarkış'la belediyemizde haftada 25-30 milyar lira para bırakan ve esnafa da bir o kadar sıcak para yansımasını sağlayan bir olaydır. Evet, evet. Bizim bölgemizde de bu eksik durumda. Benim en çok pişman olduğum, yetişemediğim, bütçe olarak da bir türlü bütçemizden bu parayı ayarlayamadığımız hayvan pazarı projemiz vardır. Hayvan pazarı bir ilçe için olmazsa olmazlardan biridir. Benim en önemli projelerimden biridir. Hayvan pazarını sadece Gemerek bölgesinde kurulacak bir hayvan pazarı olarak algılamamalıyız. Hayvan pazarı Beştepe'lerden tutun Karagöl'e, Özüçin'den tutun Örenburg'a kadar, Arpacı'dan Yeniköy'e kadar tüm hayvancılarımızı kapsayan bir proje olmalı. Çünkü oradaki üretilen hayvanlar bizim pazarlarımıza gelecek. Şu anda Şarkış'la hayvan pazarını ayakta tutan hayvancılarımızın gücü, bizim bölgemizden giden Gemerekli hayvancılarımızın gücü diyorum ben. Bunu kendi pazarımızda yaparsak, bunu kendi pazarımızı açarak burada kullanabilirsek bu potansiyeli, bizim bölgemize, bütçemize haddinden fazla bir girdi sağlayacak. Bu hem belediye bütçemizi yenileyecek, belediye bütçemize ek kaynak sağlayacak, hem de bölgedeki hayvancılarımızı, tacirlerimizi önemli derecede rahatlatacaktır. Evet. Bunun yanında özellikle ve özellikle içme suyumuzun efsafı çok kaliteli, menba gibi olan suları mutlaka ilçemize getirmemiz yönünde çalışmalar yaptım. Ben geçmiş dönemde 4 sondaj kuyusu yaptım. 4'ünün suyu da çok güzeldi. Belde geneline yetti ama bugün ilçenin de yükü beldenin üzerine bindiği için şu anda ilçede, beldede sıkıntı had safhada. Yaz aylarında enerjileri patlatan bir kuraklık var. Bahçesine 2 çiçek dikip, 1 domates fidesi dikip bunu sulayamıyorum, bunu yetiştiremiyorum, ben bundan mahrumum diyen çok sayıda vatandaşlarım var. Bacılarımız, kardeşlerimiz, çamaşırlarımız makinalar kaldı, çıkaramıyoruz diyerek feryat ediyorlar.
Allah nasip ederse ben buradan söz veriyorum onlara. O dönemde yapamadığınız, eksik bıraktığınız veya ilçeyle Berden'in birleşmesi sonucu yetişemediğimiz su sıkıntısını en kısa zamanda aşacağız. Ve her kapıya kilit taş, her hanenin önüne, eşiğine kadar kilit taşımızı getireceğiz. Her kardeşimizin istediği suyu vereceğiz. Bizdeki vatandaş, ben su parası vermem demiyor. Bana suyu ver, paramı al diyor. Onun için biz vatandaşın istediğinin üzerinde su vereceğiz. Bunun için de hali hazırda projelerimiz var. Çat yaylalarında benim kaynaklarımı bildiğim çok güzel, efsafı güzel menba suları var. Bunları sızır hattımızla birleştireceğiz. Çünkü sızır hattımız boş geliyor. Şu anda 45 derecelik, 45 litrelik boru hattımızdan sadece biz 20-25 litre su alabiliyoruz. Sızırdan gelen hattımızdan. Bunun da 8 litresini Erciye, 12 litresini Yeni Çubuğa, 20 litresini de Gemere'ye ayırmış önceki idareler. Ve şu anda borumuz boş geldiği için, su isale hattı boş olduğu için 20 litrelik suyu 3 belde paylaştığı zaman Gemere'ye, özellikle yüksek rakımlı yerlere suyumuzun ulaşması zor oluyor. Onun için de Gemerek'te su günde 1 saat, 2 saat ancak akabiliyor. Bu halsizliği bir kadermiş gibi görmek, bu bir yanlış bir olay. Biz inşallah en kısa zamanda ilçemizin ihtiyacı olan suyu, su kaynaklarını bulacağız ve derhal şebeke hattımızı, depolarımızı yenileyerek yeni su kaynaklarımızı depolarımıza akıtacağız ve vatandaşımızın mağduriyetini önleyeceğiz arkadaşlar. Evet, başkanım, sizin o belediye başkanlığı yaptığınız dönemde Yeniçok'ta su sıkıntısı var mıydı ilk geldiğiniz dönemde? İlk geldiğimde ciddi manada su sıkıntısı vardı. Bir iki tane sondaj kuyusu yapılmış, biri çalışıyor, biri çalışmıyordu. Biz onun da motorlarını, araç gereçlerini yeniledik. Ekipmanlarını komple yeniden elden geçirdik. Güçlü motorlar attık ve 4 tane de ayrı sondaj kuyusu yaparak su şebekemizi besledik ve şu anda Yeni Çubuk beldemizde eğer eski şekliyle tam rantabil olarak çalıştırılırsa hiçbir su sıkıntısı olmaması lazımdı. Ama takipsizlik var. Mevcut idare bunu takip etmiyor. Sondaj kuyuları arıza yapıyor. Bakımı, onarımı yapılmıyor ve kasaba günlerce susuz kalıyor. Giden işçiler dağda piknik yapıyor. Çalışmıyor. Özveri yok. Gayret yok. Disiplin yok. Belediye için bunlar olmazsa olmaz. Belediyeciler, belediye başkanı, belediye personeli belli bir prosedürde çalışır. Ve buna da özellikle ekibin başı olan belediye başkanı azami derecede gayret göstermelidir. Yapılacakları zamanında yapmalı, zamanında uygulamaya koymalıdır. Günlerce su anonsu yapılıp sularınız kesilecek, işte isale hattında arıza var, bu arıza giderilinceye kadar su verilmeyecek mantığı yanlıştır. Biz vatandaşımızın istediği suyu gece gündüz çalışıp arızayı en kısa zamanda giderip vatandaşın hanesine suyu ulaştırmak durumundayız. Anlıyorum. Peki başkanım, eski bir belediye başkanı olarak yine size bir soru sorayım. Buyurun. Sizce belediye başkanlığınız döneminden sonra hani yönetimde neler eksikti, neler daha farklı olabilirdi ilçe açısından, neler daha farklı yapılabilirdi? Yani şu andaki mevcut yönetim ve önceki yönetimlerin sizden sonraki, evet, yapmaları gereken şey neydi sizce? Yani ilçemiz biliyorsunuz ciddi anlamda göç veriyor. Evet. Ciddi anlamda işsizlik sorunumuz var. Doğrudur. Bunları önlemek için yani geçtiğimiz 10 yıla bakarak da bazı şeyler yapılabilir miydi sizce? Tabii ki. Öncelikle ben şunu söylemek isterim. Elbise beldede iken arkadaşımıza zaten bol geliyordu. İlçe de üzerine eklenince bu elbisenin içinde arkadaşımız tamamen kayboldu. Yani ilçe belde birleşmesinden sonra kafaları dolu, projeleri her an hayata geçirecek zihinler lazımdı, beyinler lazımdı. Ancak arkadaşlarımız Avrupa'yı gezmeden, ülke ülke dolaşmaktan, her ağacın altında bir piknik yapmaktan zaman bulamadılar. Ve personel
başıboş, istediği gibi yaşadı. Canı isterse kazmayı küreye tuttu. Canı isterse çalışmaya gitti. Hatta personel devamlılık bile göstermedi. Yani personelimizin belediyedeki girişi, çıkışı kontrol altına alınmadı. Herkes keyfine göre işçilik yaptı, keyfine göre memurluk yaptı. Bunlar yanlıştı. İlçede belde birleşir birleşmez acil eylem planları sahaya konmalı, ortaya yatırılmalı. Gemerek ve Yeniçubuk için ortak paydalar nedir? Bunlar tespit edilmeli. Göçün sebepleri nedir? Susuzluğun sebepleri nedir? İşsizliğin sebepleri nedir? Bizim eksiklerimiz nelerdir? Bunların tespit ve teyiti yapılmadı. İlçe adeta kendi kendine yürüdü. Kendi kendini idare etti. Yürüyünce de bir takım eksiklikler haddinden fazla eksikliklerimiz oluştu. İlçeyi idare eden bir idareci yoktu. İdare edilen bir idareci var. Falanca memur, filanca kişi veya şu kişiye söyleyin ben bilmem mantığı bir belediye başkanına yakışmaz. Belediye başkanı başkanlığı makamı mazeret makamı değildir. Belediye başkanlığı makamı çare makamıdır. Üretecek, bulacak, yok demeyecek. Mazotumuz yok komşular, çok abes bir davranış, çok abes bir söylem. Arkadaşlar, belediye yerelin devletidir. Devlet yok demez. Devlet hiçbir vatandaşına ben bittim demez. Ama bunlar bu kardeşlerin devletle dargın çalışıyorlar. Küskün çalışıyorlar. Devlete küslük olmaz. Devletten ben Gemerek'in hakkını almak durumundayım. Çünkü Gemerek'in beni onun için seçti. Ve Gemerek'in benden bunu isteyecektir. Vebal vardır. Allah vardır. Hesap soracaktır yarın. Ve biz bu hesabı vermeye hazır olmalıyız. Evet. Başkan, yine ben uzun yıllardır Gemerek'te sosyal belediyecilik alanında ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu bir gazeteci olarak gözlemliyorum. 2000 yılından beri ilçede gazetecilik yapıyorum. Bunu her işte hafta köşe yazımda değişik haberlerle de belirtmeye çalışıyorum. Şimdi çocuklarımız burada okuyor, burada büyüyor. Hani işimiz bizim burada. Ama sosyal alanda hiçbir şekilde gençlerimize, çocuklarımıza destek olacak bir durum yok. Yani iki tane parkta kırılan oyuncakları bile yaptırmak için haber yapmak zorunda kalıyoruz. Doğrudur. Sizce sosyal belediyecilik anlamında neler yapılmalı Gemerek'e? Çok şey yapılabilir. Öncelikle çok böyle gelişmiş bir gençlik merkezi oluşturulmalı. Yani proje ofislerimiz olmalı. Gençlerimizi tercih edeceğimiz, yöneteceğimiz spor dalları olmalı. Eğitim merkezleri olmalı. Gençleri daima bölgenin ekonomisine katkıda bulunacak yönlere, yollara yönlendirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Eğitim yönünden gençlerimizi çok iyi beslemeliyiz. Bizim ilçe olarak eksiklerimiz çok fazla. Haddinden fazla. Yani şu anda ben Gemerek'ten Şarkışlı'ya 3 minibüs engelli öğrencinin gitmesini abesle karşılıyorum. Evet. Gemerek'te bir fen lisesinin olmamasını abesle karşılıyorum. Neden? Şarkışla mevcut hükümete oy veriyor da Gemerek'le oy vermiyor mu? Biz gideceğiz. Hükümetimizden bunu isteyeceğiz. Devlete düşmanlık yok. Devlete dargınlık yok. Biz hakkımız neyse Gemerekli olarak bunları alacağız. Kayseri'de yaşayan bir gençliğin sahip olduğu haklara Gemerek'teki gençlik neden sahip değil? Neden ortada bir yüzme havuzumuz yok? Neden bizim spor komplekslerimiz yok? Aklınıza gelen her türlü etkinliği bizim yapmamız, hazırlamamız ve gençliğimizin önüne sunmamız lazım. Sosyal alanlar, mesire alanları, park bahçeler, mini mini yavrularımıza, küçücük bebeklerimize, eşiyle ailesinin elinden tutup çıkacağı ve oturup kalkacağı bir sosyal tesise neden insanlarımız kavuşmasın? Evet. Yeniçubuk Gemerek arasında neden bir yürüme koridoru koymuyoruz? Neden bir bisiklet yolu koymuyoruz? Yani eksiklerimiz haddinden fazla. İşte biz bunları düşünerek ben her zaman diyorum ki arkadaşlarıma bir kent konseyi kuracağız. Bu kent konseyinin içerisinde her kesimden vatandaşımız olacak. Sivil toplum örgütlerinden,
avukatlarımızdan, öğretmenlerimizden, emeklilerimizden, doktorlarımızdan, esnaf ve sanatkarlarımızdan temsilciler olacak. Bunların görevi belediye başkanlığına rapor sunmak olacak. Adeta bir senato gibi çalışacak. Üst kurul olacak. Bize yol haritası çizecekler. Ve onlar şehrin planlamasından tutun, şehir planından tutun, şehrin gelişmesi, sosyal alanlar, eğitim, öğretim, spor kompleksleri ve buna benzer aklınıza gelen her türlü etkinliği bize sunacaklar. Bu konseyin bize yol haritası hazırlamasının sonucunda biz de öncelikli şeylere bakarak yatırımlarımızla oraya bütçeyi ayarlayacağız, bütçesini hazırlayacağız. Bakanlıkların hangisinden, hangisini ilgilendiren yatırımlar var ise bu kapıları çalacağız. Gençliğimiz için, insanımız için sosyal alanda yapabileceğimiz her türlü faaliyeti destekleyecek, besleyecek kaynaklar bulacağız. Evet. Böylelikle daha işler hızlı ilerleyecek, daha düşünülmeyen şeyler oluşturulacak. Şimdi iki belde arasındaki husumet demeyeceğim ama böyle genelekçilik, yeni çubukçuluk gibi kavramlar. Başkanım sözünüzü kesiyorum. Bir sorumuz olmuş. Ayrım olacak mı siz belediye başkanlığı kazanırsanız, yoksa yeni bir birleştirici bir politika mı izlenecek? Asla. Son söylediğiniz şeye katılıyorum. Ben Gelereğin çocuğuyum. Ben şuradaki Etlik'te doğdum. Gelereğin çocuklarıyla oyun oynadım. Evet. Gelereğin çocuklarıyla beraber büyüdüm. Yani beni yeni çubuklu irdelemeli. Bu Gelereğin çocuğu demeli. Çünkü ben burada yaşıyorum. Benim her şeyim burada. Geçmişte de yeni çubuktan çok Gemerek'te arkadaşlarım var. Bu söylem tamamen yanlış. Yani bir Gemerek'le yakışmayacak kısır, basit hesaplar peşinde koşan insanların ürettiği, ben fitne, haset tohumları diyorum. Bunların tamamını yok etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Başkanım, yine bir vatandaşımızın bir sorusu var. Başkanım, siz belediye başkanlığı döneminde ne hizmet verdiniz? Evet. Gibisinden. İsterseniz ona da bir değin. Evet. Hay. Vatandaşımız sormuş. Evet. Cevaplamadan geçmeyelim. Evet. Arkadaşlar, ben yaptığınız hizmetleri şöyle bir özetle başkanım. Arkadaşlar, ben Yeniçubuk Belediyesi'ne belediye başkanı olarak geldiğimde belediyenin 980 milyar lira o zaman için borcu vardı. Devraldığımda. Bunun büyük bir kısmı TEDAŞ'a elektrik borçlarını ödememiş. Maliyeye vergilerini ödememiş. Belediyemizin esnafa borçlanmaları, emekli olan işçilerimizin emekli ikramiyelerinin ödenmemesi, bugünkü gibi şu anda çalışan personelin ikramiyeleri olur, aylık ikramiyeleri. Hemen hemen maaş tutarları kadar ikramiye alır bu gençlerimiz, çalışanlar. Bunların ikramiyeleri ödenmemişti. Ben o borcu takvime bağladım. 60 aylık bir takvim yaptırdım ve ona göre ödedim, bitirdim. Miktar tekrar alınmış. 980 milyar lira TEDAŞ'ta piyasaya, emekli olmuş işçilerimize ve de emekli ikramiyesi, işçilerimizin çalışmış oldukları ikramiyeler, 1,5-2 yıllık bir ikramiyeleri vardı. Siz getirmiş. Devrederken borç var mıydı? Ben artı bütçeyle mevcut belediye başkanı arkadaşımıza devrettim. 15 bin metre kilit taş hazır döşenecek şekilde kendisinin belediyemizin kapısının önünde, yukarı bizim Yeni Hayat mahallemizde şu anda sağlık ocağının yan tarafında bulunan parkta hazır döşenmek için bekleyen 15 bin metre taş, 5 bin metre bordür taşı ile beraber belediye başkanımız bunu döşeyecek diye bıraktım. Çünkü mevsim kıştı, 11. ay gelmişti. Taşlar artık buz tutuyor, yere yapışıyordu. İşimizi tamamlayamadık, yarım kaldı. Ve arkadaşımız Bismillah deyip eğer o taşı başlatsaydı bugün epey bir sokakları kapatacaktı. Ancak benim bıraktığım yerde kilit taş hizmeti kaldı. Hiçbir yere kilit taş hizmeti ulaşmadı. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bayrağı alıp taşı taşın ucuna koyarak tüm hanelerimizin önüne kilit taşı getireceğiz. Ve komşularımızın müşteri olmasını, sabırlı olmasını diliyorum. Sularımız akacak, kilit taşımız gelecek, toz çamur bitecek. Bir aylık seçim çalışması olmaz. 9 yıl 11 ay yatan belediye şimdi göz boyamak için kilit taşı götürüyor. Bir sokağın başına döküyor.
veya kumlama yapıyor. Kilit taşı bulamayan vatandaşın kuma da razı oldu, onu da bulamıyor. Belediyemiz harap ve bitap. Sırf yeniçoluk için söylemiyorum bunu. Gemereğin her köşesi harap. Her köşesinin ihtiyacı var. Arkadaşlar, bunları yapacağız. Ben geçmişte 115 bin metrekare kilit taş yaptım. İl koordinasyon raporlarıyla bellidir. Açın gidin sorun. Benim fen memurluklarında komple bizim yaptığımız taşların projeleri mevcuttur. Metrekare metrekare siz basıncısınız. Bulmanızı da dilerim. Tek tek arayın sorun. Gidin fen memurlarımızı arayın sorun. Geçmişte hizmet yapan insanların. Bunların hepsi sizin önünüze bu gerçekleri koyacaktır. Başkanım, o zamanlar kilit parke taşı belediye üretmiyordu. Hayır. Evet. Dışarıdan satıyordu. Bizim kilit taş ünitemiz, bizim kilit taş ünitemiz yoktu. Ve kürsüye çıkan arkadaşlarımız bas bas bağırıyordu. Taş Allah'ın, kum Allah'ın, niye kilit taş yapılmıyor diye. Ama bugün kilit taş ünitesi olan belediyemizin, geçmiş dönemden Gemerek Belediyesi'nden kalan kilit taş ünitemizde var ama taş üretilmiyor. Kum da var, su da var, helva yapamıyorlar, helva. Yağ var, un var ama usta yok. Usta yok. Peki başkanım, belediyenin borçları konusunda bilginiz var mı? Şu şeylerimi tamamlayayım Erhan Bey. Buyurun. Arkadaşlar, ben Sivas ilinin en modern mezbahanesini yaptım. Hava kesim, gidip gösterebilirsiniz, resimleyebilirsiniz, Facebook'tan paylaşabilirsiniz. Bunu da kasabamıza kazandırdık o zaman için. Bugün Gemerek Belediyesi komple hizmetini oradan vermekte. Hatta dışarıdan gelen vatandaşlarımız da zaman zaman kesim yapmakta. Kurban bayramlarında şurada, o sahil zamanlarda da bizim can simitimiz adeta. Çünkü mükemmel bir suyu var. Temizliği dört dörtlük yapılıyor. Ve de hijyenik bir ortamda kesim yapıyor kasaplarımız. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar vatandaşlarımız. Arkadaşlar, ben ayrıca elektrikleri yer altına alarak İstanbul Caddemizde, Cumhuriyet Meydanımızda, diğer yerleri de proje kapsamına aldırarak, ödemelerini ayıttırarak döndüm. Ayrıldım işimden. Derelerin ıslahı olayını devlet su işlerine ödenek ayıttırdım. Benden sonra yapıldı. Aynı ödenekle bizim projemiz kapsamında yapıldı. Yine hayırlı uğurlu olsun diyorum vatandaşlarımıza. Ağaçlandırmamız, her tarafta ağaçlandırmamız oldu. Yol girişleri, Cumhuriyet Meydanımız, bütün park ve bahçelerimiz, ayrıca park ve bahçe düzenlemeleri yaptık. Buralardaki ağaçlarımıza 10 yılda bir kez su vermedi geçmiş idaremiz. Hani ağaç canlıdır. Müslümanın içi kanar. Müminin içi kanar. Bir bitkinin kuruması, bir çiçeğin susuzluktan kuruması ne kadar büyük bir vebaldir. Ne kadar büyük bir günahtır. Bugün ağaçlarımız kurudu kurudu kaldı. Söküldü söküldü atıldı. Yazık ettiler. Memlekete çok büyük zarar verdiler. Arkadaşlar, bunun dışında park bahçe düzenlemelerimiz, belediyemizin ihtiyacı olan ilaçlama makinalarımız, sıvı ve dumanlama ilaçlama makinalarımız, jeneratörlerimiz, buna benzer tüm ekipmanları, araç gereçlerimizi komple sıfır olarak aldık ve belediyemizin emrine verdik. Bugün klorlama makinalarımız depolarımızda duruyor ama klorlama yapılmıyor. Vatandaş tükettiği suyun hangi esnafta olduğunu bilmiyor. Klorlamanın yapılıp yapılmamasının ne olduğunu bilmiyor. Klorlama yapılmayan su şebekesi dezenfekte edilmemiş demektir. Bu şebeke hattını zamanla bakteri üretir ve insan sağlığına zararlıdır. Sağlıkçılarımız bunu takip etmeli. Belediyemiz bunun üzerinde titizlikle durmalı. İnsan sağlığı çok önemlidir. Arkadaşlar, şehir terminali çok önemli bir yatırım. Biz o zaman için demin dediniz ya, hani yapamadığım evet, şeyler. Evet. Çok şehirler arası işletmeciliğe açık modern bir şehir terminalini hayata geçirmek isterim. Tam da öyle bir soru gelmiş başkanım. Terminalle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, şehir terminalini şehrin tam orta yerine koyacağız. Orada ben... Orta yer derken başkanım, bir belirlediğiniz kafanızda bir yer... Mesela şimdiki Gemerek sanayimiz olarak bilinen yerin evet, sağında solunda herhangi bir yer. Yani imar planımızda neresi müsaitse
Bunu gelir gelmez imar planımızı masaya yatıracağız. Tüm kamu binaları için geçerli olan bir fikrimizdir bu. İşte adliyemiz mesela buraya yapıldı. Ortak noktada olsa genereye daha bir canlılık verir mi diye düşünüyorum. Bunu arkadaşlarımıza teatr edeceğiz. Ve bir oluşum, bir fikir oluşursa onu da sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında, şehir terminalinin yanında işte belediyemizi, belediye binamızın üst katında çok güzel, sosyal donanımlı, içinde her türlü iletişim ağı olan bir belediye konuk evi düşünüyoruz. Belediye konuk evimizde Gemere'yi temsil eden iş adamlarımız. Bu da ara noktada bir yer. Tabii ki, olur. Tabii ki. Bakın belediye binasının üst katında diyorum. Tamam. Ama belediye binasını da yeni bir şehirleşme planını alıp tabii, tabii, yapalım. Tabii ki, tabii ki. Tamam mı? Zaten belediye binamız mevcut şu anda arsası alınmış durumda. Evet. Oraya inşa ettiğimiz zaman üst katını tamamen donanımlı gemer etmiş adamlarımız. Dünyanın neresinde varsa Gemere'yi temsil eden bir kardeşimiz, bir kültür elçimiz geldiği zaman bunu ağırlayacağız. Bunun düşüncelerinden, fikirlerinden faydalanacağız. Gittikleri yerde bizim kültür elçimiz olsunlar, Gemere'yi anlatsınlar. Yeni bir Gemere'nin nasıl hareketlendiğini, nasıl ayaklandığını ve Gemere'nin nasıl bir gelişme arz ettiğini gösterelim herkese. Başkanım, onların da katkısını isteyecek. Böyle bir bina olursa mesela benim nacizane düşüncem, burada mesela vatandaşın böyle bir halk pazarı tarzı, pazar gibi değil de böyle kendi ürettiği ürünleri satabilecekleri, pazarlayacakları bir yerde olsa yol kenarında. Şimdi bakın Erhan Bey, eğer siz beni Facebook'tan takip ediyorsanız ben orada köy ürünleri pazarı demişim. Orada görmedim başkanım, bu benim kendi düşüncem. Köy ürünleri pazarını Gemerek Yeniçubuk arasında orta noktalarda standlar açacağız. Tüm köyümüze, köylerimize, kasabalarımıza ait standlar açacağız. Ve burada tüm köy ürünlerimizi markalaştıracağız. Gilaborumuzu arkadaşlar, Gemerek ana vatanı Gilaboru'nun, Gilaborumuzu Sivas'a tanıtamamışız. Benim il başkanım Sivaslı, eczacı ama Gilaboru ne ki başkanım diyor bana. Ben Berkeli şenliklerine Gilaboru'yu ağaç olarak saksıyla götürdüm. İnsanlar hayretle, ibretle izlediler. Bu nedir diye. Ben de Gilaboru'yu bizim evdekilere şey yaptım başkanım, sıktırdım işte gelen misafirlere ikram ediyorum. Evet. Dışarıdan gelenlere böyle hayret içinde kalıyor. Ya bundan alıp götüremez miyiz falan filan. İşte bunu marka ama etmek. Eksiyiz. Bunu marka evet. etmek. Ve ev işi hanımlarımızın bütün evet. marifetlerini o güzergaha koyacağız. Kayseri'den Sivas'a, Sivas'tan Kayseri'ye geçen tüm araçlarımızı orada frene bastırmak durumundayız. O giden şoförlerin, ailesiyle yolculuk yapan vatandaşlarımızın dikkatini çekecek mutlaka bir şeylerimiz olacaktır. Evet. O köy standlarımızda, köy pazarımızda köy ürünlerimiz pazarlanacak. Onları hem marka yapacağız hem de internet aracılığıyla, e-devlet aracılığıyla her tarafa pazarlamasını yapacağız. Bu Gilaborumuz olur, bu madımağımız olur, bu Gemere'ye özel arapaşımız olur, su böreğimiz olur, içli köftemiz olur. Evet. Kadınlarımızın el işi, el emeği, neyi varsa göz nuru, belediyemiz sadece orayı koordine edecek, bir görevlisi olacak. Diğer yerlerde kardeşlerim, her köyden temsilci isteyeceğiz. Eğer biz temsilci bırakmıyoruz derler ise, belediye yetkililerimiz, belediyemizden tahsis ettiğimiz personelle bu işi götüreceğiz. Evet. Ben izleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Efendim canlı yayınımızı paylaşarak başkanımızın daha fazla kesimlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi rejideki arkadaşlarım eğer reklam hazırsa kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra Recep Bey'le sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam edin, ayrılmayın.
Öncelikle tüm gemeliklere, bize ve inşaatımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Gemelik için hizmetlerimiz devam edecektir. Değerli Gemerek Gerçek Gündem gazetesi izleyenleri, kısa bir aramızdan sonra tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Yayınımızı yeni izleyenler için bir hatırlatma yapayım. Bu haftaki konuğumuz İyi Parti Gemerek Belediye Başkan adayı Recep Gariber. Başkanım, aramızın ardından tekrar devam ediyoruz. Başkanım, sizce seçimi kazanma durumunuz nedir? Yani sizce şanslı mısınız? Elbette ki. Bugün açılış yaptınız. Evet. Siz de takip ettiniz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim bir basıncı olarak. Ben şansımı çok yüksek görüyorum. Şu anda her gelen heyet biz sizinle yarışacağız ifadesini kullanıyorlar. Gücümüzün iyi olduğuna inanıyorum. Geçmişte bırakmış olduğumuz intiba iyi. Ben bana güven duyan, burada beni destekleyen tüm seçmenlerime, geçmişte de bize var gücüyle destek veren değerli Yeni Çubuklu kardeşlerime, şimdi de destek verecek olan Gemerekli kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Recep Bey, bir soru sorayım. Buyurun. Mustafa Demir'le işte seçimin sonuna doğru şu andaki mevcut belediye başkanıyla birleşme durumunuz olur mu sizce? Hani seçimler yaklaşınca biraz. Böyle bir şey, çünkü dedikodular arasında var. Ben de size yönetmek istedim. Birinci ağızdan Böyle bir şeyi sizden duyalım. Erhan Bey. Siyasettir, nedir belli olmaz mı? Yoksa kesinlikle ben böyle bir şeye girmem mi? Buyurun efendim sizden. Erhan Bey, ben yola çıkmışım. Evet. Ve ben Türk oğluyum. Kurt karakterliyim. Geri dönmem. Ha, birileri bize katılacakmış. Onu da bilmem. Gelene gelme demem. Ve ben yoluma var gücümle devam edeceğim. Seçimlerinde en büyük kovarisi, Allah izin verirse, biziz. Güçlüyüz. İnanıyorum bu millet layık olanı iş başına getirecektir. İlçemde geç kalmış, gecikmiş bir sürü hizmet açığı vardır.
Ben Allah nasip ederse 5 yıl daha Mevlam ömür verirse bu millete hizmet etmek istiyorum. Ben bu milletin emrindeyim ve sonuna kadar da bu şekilde yoluma devam edeceğim. Başkan, mevcut belediyenin, Gemerek Belediyesi'nin bildiğim kadarıyla borçları var. Hani miktar olarak bilmiyorum. Evet. Ne kadardır, değildir. Benim son aldığım rakamlar. Evet, Erhan Bey, sizden. Son aldığım rakamlar 46,5 trilyon eski parayla borç mevcut. Bu borç çok büyük bir borç. Diğer arkadaşlarım, göreve talip olan kardeşlerim, 6 ayda ben şu hizmeti yaparım. İşte gelene iş, sofrada aş gibi vaatlerde bulunuyorlar. Ya belediyeciliği bilmiyorlar ya da tabiri caizse aritmetikten yoksunlar. Çok büyük bir borç var. Ciddi bir borç var. Belediyemizin öz kaynaklarını artırmak durumundayız. Elbette ki belediyeler projeleri karşılığında kurumlardan, kuruluşlardan, bakanlıklardan yardım alacaktır. Benim de proje ofisim var. Benim de geçmişten bugüne kadar taşıdığım kafamdaki projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Ha, belediyemizin kaynaklarını artıracağız. Belediyemizin şu anda araç gereç parkı haşat durumda. Sırf bizim araçlarımızı, gereçlerimizi onarmak, tamirini yaptırmak için dünya bir paraya ihtiyacımız var. Peki İlbank'tan gelecek payımız bu borçları ödemeye yetecek hayır, ekstra hayır, bir hayır. Planınız var mı? Buna bağlı kalan bir belediye başkanı avare bir belediye başkanıdır. Hiçbir şey yapamaz. Evet, nasıl artıracağız? Ben şimdi sana size şunu söyleyeyim. Bir hayvan pazarı örneği verdim. Evet. Bizim belediyemize ek girdi sağlayacak. Bunun yanında bizim yaz aylarında 20-25 bin liraya çıkan şu günkü parayla yani 25 milyara çıkan elektrik giderimiz var. Biz enerji panelleri koyarak, güneş enerji panelleri koyarak bu enerji giderimizi kendimiz karşılayacağız. Enerji Bakanlığı'nın da fazla ürettiğimiz elektrik karşılığında 10 yıl sizden alma mecburiyeti var. İnşallah biz elektrik üretimini yapacağız. Kırmızı Dağ dediğimiz yeni çubuğun yamaçları tamamen maden atığı, hiçbir ürün alamıyoruz. Mera olarak da faydalanamıyoruz. Biz oraya güneş enerji panellerini yerleştireceğiz. Karadağ yine aynı şekilde verimsiz bölgelere güneş enerji panellerini yerleştirerek önce elektriğimizi sıfırlayacağız. Yani kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Kendimiz üreteceğiz. Buna benzer dış kaynaklar bulacağız. Belediyeye girdi sağlayacağız. Personel giderlerini düşüreceğiz. Şu anda hiç iş yapmayan belediyemizde 100'ün üzerinde personel var. Bu belediyemize yüktür. Bundan dolayı bizim borcumuz 50 trilyon liraya çıkmıştır. Şimdi 50 trilyon lira borçla alacağımız belediyeyi nasıl yürüteceğiz? Nasıl harekete geçireceğiz? Planlarımız, projelerimiz, kaynaklarımız neler olacak? Bunun acil eylem planını yapacağız. Deminki söylemiş olduğum kent konseyiyle, meclis üyelerimizle, encümenlerimizle günlerce, aylarca bunun hazırlığını yapacağız. Belediyemize dışarıdan girdi sağlayacağız. Belediyemizi devletin her türlü kademesinden faydalandırmak için iş adamlarımızın yatırım yapmasını, özellikle ve özellikle organize sanayimizin bir takım işletmelere kavuşması için can siperhane çalışacağız. Bizim Gemerek bölgemizin ayrı bir özelliği vardır. Benim babam da eskiden etlikçi Süleyman olarak bilinen, Gemerek'in altında da yıllarca yaklaşık 50 yıl kadar etlik çalıştıran et entegre tesisi olan biriydi. Bugün Gemerek bölgesinde kasaplık yapan ve karpuz atan et sanayinde çalışan tüm vasıflı personel bizim Gemerek'in çocuklarıdır. Bunlar pastırmacı, kavurmacı, donuncu, sucukçu, baharatçı, oyuncu. Bunların hepsi bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz. Böyle bir tesis olsa geri döner diyorsun. İşte et entegre tesisi için şu anda benim de amca dayımın oğlu olan Hikmet Erdoğmuş, Özet, Kayseri Özet, karpuz atanın ikinci en büyük kapısı olarak bilinen et işletme tesisi var. Bu kardeşimizden sözünü aldık. Bana arsa tahsisi yaptığınız zaman başkanım 5 trilyon liralık Gemerek'e yatırım yapacağım diyor. Ayrıca mobilya sanayinden
şarküteri sanayinden görüştüğümüz iş adamlarımız var. Karpuzatan bölgesinde, Kayseri'de, mobilya sanayinde, organize sanayinde ve diğer İstanbul bölgesinde tanıştığımız, görüştüğümüz Sivaslı iş adamlarımızı buraya çekeceğiz. Burada organize sanayimizi harekete geçirmek durumundayız. Bu hem işsizliğimizi önleyecek hem de Gemerek'in kendi tesisi olacak, kendi işçisi kendi iş yerinde çalışacak. Böylece dışarıdaki göçü de bir nebze durduracağız. Yeni bir altyapı ve su projesi var belediyenin bildiğim kadarıyla. Evet. İlbak destekli. Evet. Bu proje yeterli görüyor musunuz Recep Bey? Sizce farklı bir proje daha olabilir mi? Erhan Bey. Yoksa bu proje su sorununu çözer mi? Hayır. Erhan Bey çözmez. Bu yanlış projeler. Yanlış yönlendirilmiş insanlar. Kanalizasyon altyapısında hiçbir sıkıntımız yoktu. Kanalizasyon altyapısı 25 yıl önce lakabıyla anılan Churchill Mustafa Dinçsoy tarafından yaptırılmış ve yine İller Bankası'na yaptırılmış bir projeydi. Bizim nüfusumuz, ben göreve geldiğimde Yeniçubuk beldesi için konuşuyorum, 9763'tü. 9763 bin nüfusu, yani 10 bin nüfusu taşıyan kanalizasyon altyapısı, nüfusumuz bugün 5800'e düşmüş, Yeniçubuk bölgesi için söylüyorum, bunu taşımıyor diyorlar. Yanlış. Ahır ayakları, kanalizasyona bağlanmayacak atık sular kanalizasyona bağlanırsa taşımaz. Samandı, çöptü, çuvaldı, ahırcılarımızın gübresiydi, şuydu, buydu, bunlar kanalizasyonumuza sıkıntı veriyor, kanalizasyonumuzu tıkıyor. Arkadaşlarımız da burada aldanıyorlar, işin bilincinde değiller. Ve kanalizasyonu şu anda %40 kadarını yaptılar. İki tane müteahhitimiz kaçtı, üçüncü müteahhite verdiler. Bunu Mahmut Ciritçi kardeşim de meclis üyesi olarak teyit etti, müteahhit kaçtı diye geçen canlı yayında. Müteahhit neden kaçar? Sizi içeriye alır da kaçar. Onun için iyice bir yeniden dönüp hesaplarımıza bakmamız gerekiyor. Yani bu proje yeterli, yani eksikleri var diyor. Evet, evet. Şimdi doğalgaz İstanbul Caddesi'ne verilemiyor. Yeniçubuk'ta İstanbul Caddesi'ne doğalgaz hizmeti verilemiyor. Neden verilemiyor? Doğalgazcılar diyor ki biz karayollarını aşamıyoruz. Belediye de karayollarıyla çözüm üretemiyor. Dolayısıyla İstanbul Caddesi'ndeki vatandaşlarımıza doğalgaz hizmetini ulaştıramıyoruz. Tamamen yanlış bir şey. Doğalgaz hizmeti bizim ilçemize verilirken arkadaşlar, nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğalgaz hizmeti doğrudan verilecektir diye Bakanlar Kurulu kararıyla verildi. Bugünkü karayolları Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Doğalgaz hizmeti doğrudan verilecektir denilen kararda da Ulaştırma Bakanımızın imzası vardır. Siz neden ortada kalıyorsunuz? Neden üretemiyorsunuz? Neden vatandaşı mağdur ediyorsunuz? Ben o İstanbul Caddesi'ni boydan boya kilit taş yaptım. Ve 6-7 defa karşıdan karşıya geçtim. Elektriği yer altına aldım. PTT hattımızı yer altına aldım. O bölgede kanalizasyon çalışması yaptım. Bana hiçbir tane karayolları mensubu gelip başkan dur, bura benim yolum, sen ne yapıyorsun demedi. Diyemez de. O sizin kararlılığınıza bağlı. O sizin iş becerinize bağlı. Evet. O sizin bitiriciliğinize bağlı. Dolayısıyla arkadaşlarımız eli kolu bağlı şu anda beklemekteler. Çözülür mü sizce bu soru? Elbette ki. Elbette ki. Çözüm yolları nelerdir? Yani neler olabilir? Karayolları devletin kurumu mudur? Evet. Doğalgaz da devletin kurumu mudur? Özel sektördür, devletin kurumudur. Ama devlet de müsaade ister. Ben o müsaadeyi hemen alırım. Olmaz diye bir şey yok. Şarkış da yaptı mı bu işi? Yaptı. Şarkış da her taraftan geçti, dolaştı ve doğalgaz hizmetini vatandaşına kavuşturdu. Bizim belediyemiz ne yaptı? Bizim belediyemiz devletle kavga yaptı. Bakan arabası tekmeledi. Bakan arabası tekmeleyen adam ancak bu kadar hizmet yapar. Başka bir şey demiyorum. Peki birleşme faydalı oldu mu sizce? Elbette ki. Şimdi... Elbette ki. Ayrılıkta azap, birlikte kuvvet vardır. Allah rızası vardır. Biz yan yana gelmişsek, gücümüz birleşmişse büyümüşüzdür.
Ben Belde Belediye Başkanı iken yüksekokul istiyordum. Diğer Sivas'ımızın 16 ilçesi karşıma dikiliyordu. Başkan Bey, Belde'de yüksekokul olur mu? Bizde yok daha. Bizim ilçelerimizde yüksekokul yok diyorlardı. Benim karşımda duruyorlardı. Ben de o zaman diyordum ki siz istediniz de ben destekli olmadım. Ve benim ilçemle beldem arasında 3 kilometrelik mesafe var. İmar planları birbirinin içine girmiş. Bu insanlar iki taraflı faydalanacak. Ben size gelin, yüksekokulu verin. Ataket'ten bir blok boşaltayım. Okul olsun. Bir blok boşaltayım. Kız öğrenci yurdu olsun. Bir blok boşaltayım. Erkek öğrenci yurdu olsun. Uygulamalı ziraat alanı vereyim, tarla vereyim diye. Ben rektör ve vali beyin karşısına çıktım. Ama ilçe belediye başkanlarım karşı çıktı. Şimdi ise ben ilçe oldum. Hem de güçlü bir ilçe oldum. Artık Şarkistan'ın haklarına haizim. Dünyanın haklarına haizim. Sivas'ın, efendim Kayseri'nin, Yozgat'ın, Maraş'ın, Konya'nın ilçeleri neyse ben de Gemerek'i en az onların üstünde savunmak durumundayım. Ve Gemerek onların üstünde hizmete kavuşmak durumunda. Ben bu mücadeleyi vereceğim. Ben ya, efor sarf edeceğim. Elbette ki. Hani ben diyorum, ben devletten hakkımı söke söke alırım. O devlet benim devletim. Gemerekli AK Parti'ye oy vermedi mi? Ben gittiğim zaman Bakan Bey beni kovalayacak mı? Veya kurumlar, kuruluşlar ben proje ürettiğim zaman, götürüp kapısına koyduğum zaman diğer belediyeler arırken beni ayıp mı edecekler? Asla. Evet. Asla. Ben TOKİ yaptım. Yeni Çubuğa. Demin hizmetlerim arasında söylemedim. Yaptığımız TOKİ'den bugün 112 aile faydalanmakta. Ve ikincisini, üçüncüsünü beklemekteler. Allah nasip ederse gelir gelmez tekrar üçüncü etap bir TOKİ başlatacağız. Her vatandaş... Bir düşünceniz oldu mu? Tabii. Her vatandaşımız ev sahibi olacak. Evet. TOKİ sembolik fiyatlarla arsa tahsisi yapacağız. Gevder, Gemerek'te evim var açılımıyla. Her köylümüzü, her köydeki vatandaşımızı Gemerek'te ev sahibi yapacağız. Burhan'ı, eski çubuğu ilçe nüfusumuzun içine katacağız. Milli gelirimizi artıracağız. Bu evler başkan TOKİ vasıtasıyla mı yoksa belediye? Hem TOKİ vasıtasıyla hem belediyemiz arsa üreterek o insanlara kolaylık sağlayacak. Yani bir nevi kooperatifleştirme. Ya, ilçemizde güçlü bir enerji merkezi oluşturmak durumundayız. Bir hareket, bir devrimin sağlamak durumundayız. Yani orta merkeze öyle kuvvetli bir cazibe merkezi oluşturacağız ki hem Gemerekli hem Yeni Çubuklu bu merkezin ışığından şevk alacak, heyecan alacak. Herkes bu beldeye, bu bölgeye yerleşmek için mücadele edecek. Bir vatandaşımız demiş. Şimdi bir şey daha. Tamam, buyurun başkanım. Arkadaşlar, proje ortak merkezlere, toplumun faydalanacağı yerlere uygulanır. Biri gidiyor dereye, biri gidiyor nereye yatırım yapıyor. Bunlar yanlıştır. Tamamen yanlıştır. Sizin nerede yaptığınız kaleye günde 10 vatandaşımız çıkmıyor. Ve unvanı da çok kötü. Ben burada telaffuz edemeyeceğim. O ayıp yeter. Öbür tarafta yolumuz yok. Bir vatandaşımız özel olarak Yeşil Vadi diye tabir ettiğiniz yere gitmek için ekstradan 10 lira yakmak durumunda. Yol da yok. Çamurla boğuşarak, tozla boğuşarak Yeşil Vadi'ye gidecek ve orada da aradığını bulamayacaktır. Eğer bu hizmetleri orta merkezlerde yerleşim alanlarına yakın yerlere yapmış olsaydık en azından gelip geçen vatandaşlarımız demin köy standlarını yerleştireceğiz dediğimiz bölgelerde inşa etmiş olsaydık orada vatandaşlarımız duracak, geçici de olsa bir süre dinlenecek, ihtiyaçlarını giderecek ve Gemerekli vatandaşlarımızdan alışveriş yapacak, bize sıcak para akışı bırakacaktı. Bundan esnaflarımız faydalanacaktı. Bundan orada bulunan kardeşlerimiz evlerini geçindireceklerdi. Velhasılı burada arkadaşlar yatırımı ve yatırım noktasını, yerlerini çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için dediğiniz gibi o fikir çok mantıklı aslında Recep Bey. Evet. Yani bir proje ekibi kurulup evet. Hem bu işte COSGAP gibi diğer şeyler gibi teşvik veren firmalardan faydalanılabilir. Buralara proje üretilebilir. Elbette. Oran gibi mesela. Şimdi COSGAP destekli seracılık.
Niçin Gemerek'te yapılmaz? Şarkış da şu anda Yeni Çubuk Salı Pazarı'na salatalık getirip satıyor. Evet. Gemerekli Şarkış'la ürettiği yumurtayı yiyor arkadaşlar. Neden bizim Gemerekli'miz bir tavukçuluk veya bir çiftlik kurmaz? Neden sizce? Tam işte işte müteşebbisimiz az. Belediye bu insanların elinden tutup gel kardeşim sen şunları şunları yap. Bu iş kolları benim bölgemde eksik. Ben de seni destekleyeyim demeli. Ona gerekiyorsa İmar planının içerisinde bir köşeyi açmalı. Ona bir işletme vücuta getirmeli. Onun elinden tutmalı. Hem o kardeşimizi topluma alıştırmalı, kaynaştırmalı. Hem de onun rızkını temin etmesini ve bundan da ilçe halkının faydalanmasını sağlamalıyız. Şimdi köylümüz artık yumurtayı marketten götürüyor. Yoğurdu, yufkayı marketten götürüyor. Köylü bitmiş, artık kentten götürüyor. Bu yanlıştır. Aslında bu ülke genelinde de sanırım bir sorun. Aynen. Şehirleşme, aynen. Köylerde nüfusun azalması, aynen. Ciddi anlamda üretimde evet. Bir eksikliğe... Şimdi bazı arkadaşlarımız adeta cennetten arsa tahsisi yapar gibi önüne gelene iş, önüne gelene şeyden seçimden sonra gel, işe başla. Özellikle mevcut idareci kardeşlerim, dışarıdan gelen arkadaşlarım hemen 6 ayda her işi bitirecek, belediyeyi güllük gülistanlık bir ortama çıkaracak, adeta Ankara'yı buraya taşıyacaklarmış gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunlara vatandaşlarım aldanmasın. Belediyeciliğin okulu yok arkadaşlar. Belediyecilik kafa işidir. Siz kafanıza koyduğunuz uygulamaları hayata geçireceksiniz. Ne kadar da proje merkeziniz olursa olsun, ne kadar da proje üretirseniz üretin, uygulama merkezi beyindir. Beyninizle, evet. Beyin gücünüzle yapacaksınız. Elbette ki kaynağa ihtiyacınız olacak, kaynak bulacak kapıları da tek tek aralayacaksınız. Evet. Pazar yeriyle ilgili bir projeniz var mı diye Özkan Kaya isimli bir vatandaşımız sormuş. Evet. Pazar yeri derken acaba bu kardeşim mevcut Yeni Çubuk Salı Pazarı'ndan mı bahseder? Ama ben burada orta noktada bir köy pazarı diyorum. Evet. Ve devamlı canlı olacak bir pazar. O zaman yeni bir şehirleşme planınız var mı? Elbette ki. Elbette ki ben bakın size bir yani şeyden... Yolun kenarında yeni aynen, bir şehirleşme aynen, planı aynen, kullanarak aynen. İlçenin daha gelişmesini düşünüyorum. Evet. İlçenin orta merkezini güçlendirmek durumundayız. Yani Yeni Çubuk tarihi köprüden tutun. Gemerek... diyelim ki Etnik Kavşağı'na kadar veya işte bugünkü stadyumun olduğu yere kadar özellikle şehrin orta merkezinin mesela sanayi bölgesi olarak ayrılması yanlıştı. Çünkü iki belde birbiriyle kavuşacak sanayi daha değişik bölgelerde inşa edip burada sanayicilerin de aklıma gelmişken söyleyeyim sanayide sanatkar olan esnaf olan her kardeşim İnşallah TOKİ marifetiyle kendi dükkanlarına kavuşacak, kendi dükkanlarında çalışacak, gerekirse ek proje üreteceğiz, TOKİ ile münazara edeceğiz, bütün bu mevcut iş yerlerimizi değişik iş kollarına devrederek yeni bir sanayi hamlesi başlatacağız. Allah nasip ederse aynı organize sanayi gibi yeni bir sahayı dizayn edeceğiz ve kardeşlerimizin emrine sunacağız. Şimdi vatandaşlarımız diyor başkanım bu söyledikleriniz çok güzel, çok mantıklı. Peki süre ne kadar olacak diyor. Bunları yapmak için bir süre belirlediniz mi diyor. Hani ilk 6 ayda çözecek misiniz yoksa görev süresince şey olacak mı, yayılacak mı? Görev? Arkadaşlar belediye başkanı 5 yıl süreyle gelir göreve. Evet. Öncelikleri tespit edip halkın ihtiyaçları ne? Su olmadan hayat olur mu? Olmaz. Temizlik olmadan olmaz. Yol olmadan yol medeniyettir. Olmaz. Önce bunları ilk etapta önümüzü açacağız. Bu işleri halledeceğiz. Arkasından da yatırımlara yöneleceğiz. İşte organize sanayimizi var gücümüzle destekleyeceğiz. TOKİ bizim dışımızda gelişen müracaatı biz yapacağız. Hareketlenmeyi biz başlatacağız. Ama TOKİ kendiliğinden gelişen ve kendi kendine projelerini üretip bizim müracaatımız sonunda üye kayıtlarını bildirdiğimiz tarihten itibaren onlar çalışmalarını başlatıyorlar. Bu çalışmalar zamanla takvime girecek ve ilçemizin gündemine oturacak. Bir vatandaşımız daha sormuş başkanım. Sizin de hani buradayken evet. Söz hakkınız tabii ki her zaman var. Belli ediyorsunuz başkanım. Şimdiden Yeni Çubuk'a çalışacağınızı
gibi bir soru yöneltmiş. Yani yeni çubuğa mı çalışacaksınız diyor vatandaşımız. Yanlış. Yani nereden yani algıladılar tabii bilemiyorum ama. Şimdi beni iyi dinleyemedi. Yanımdaysanız hani direkt konuya vakıfsınız ve cevap hakkınız. Arkadaşlar yeni çubuk, gemerek kavramları yanlış. Biz yeni bir gemerek, yeni bir diriliş hareketi başlatıyoruz. Lütfen buraya odaklansın kardeşlerim. Biz Beştepe'leri açtığımız zaman gemerekliyiz diyoruz. Karagöl'ü çıktığımız zaman gemerekliyiz diyoruz. Yeni çubuk gemerek mi kalmış? Yeni bir gemerek yapacağız. Yeni bir gemerek hareketlendireceğiz. Ergenekon ateşi yakacağız ortada. O ateş geçmişte atalarımızı Orta Asya'dan çıkardı. Bugün de gönüllerimizi ısıtacak. Yüreklerimize su serpecek. Kaynaşacağız. Bayram olacak bizim için. Ve biz bu bayramda dostlarımız, kardeşlerimiz camiden çıkar çıkmaz nasıl birbiriyle sarılır, nasıl birbiriyle hasret giderirse o hasretle, o sıcaklıkla yeni çubuklu, gemerekli kaynaşacak. Sporda, eğitimde, ekonomide, kalkınmada, toplumun her damarında, her hareketinde beraber nefes alacağız. Beraber nefes tüketeceğiz ve beraber efor sarf edeceğiz arkadaşlar. Peki Recep Bey, belediye sizce neden bu kadar borçlandı? Belediye hani belediye borcunu açıkladınız biraz önce bildiğiniz evet kadarıyla. Evet. Çok ciddi rakamlar. Evet. Yani bu aslında ben bu kadar bilmiyordum. Evet. Rakamın bu kadar büyük evet rakamlar olduğunu. Şimdi sizce Erhan Bey, neden bu borçlandı? Erhan Bey. Yanlış uygulamalar mı var? Projelerde yanlışlık mı var? Erhan Bey, şimdi size şöyle izah edeyim. Belediyemiz taşeron firmadan bir işçi çalıştırıyor. Bir. Ayrıca bir de İşkur'dan işçi çalıştırıyor. İşkur sizin istediğiniz kadar, istediğinizden daha fazla işçiyi size veriyor. Taşeron firmadan neden işçi çalıştırıyorsunuz? Bu taşeron firmadan çalışan kardeşlerimizi İşkur'un içine alın. İşkur'un içine alın. Devlet ödesin parasını. Sigortasını devlet ödesin. Siz de iş yaptırın. Değil mi? Evet, ne kadar çalışan var? Yaklaşık 30 kişi taşeron firmadan çalışıyor. Yani bu ne demektir? İl bank bütçesinden evet, işçilere evet ödemek. Sigortası, bayağı işçilerin maaşı, bunlar belediyemizin bütçesinden gidiyor. Yazık ediyorlar. Bu 5 yıldır, 10 yıldır böyle. Ve 10 yılı bir şöyle takvime vurduğunuz zaman dünya bir para ediyor. Evet. Artı belediyemiz lüzumsuz araç ve gereç yatırımına gidiyor. Belediye müteahhit değil ki. Belediye kendi ihtiyaçlarını görecek, araç ve ekipmanla çalışacak. Ve bugün fazla mı araç? Anlamsız. Fazla mı? Anlamsız. Her vatandaşın, her personelin altında bir belediye aracı olmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bu milletin parasıyla gidiyor. Belediye nereye ne harcayacağını bilmiyor. İdare eden kardeşlerim bütçe yapmaktan aciz. Ben çalışan arkadaşlarım bilir. Her gün belediyemizin geliri ne kadardır, gideri ne kadardır? Ne kadar para kasamıza girmiştir, ne kadar para çıkmıştır? Bunun muhasebesini yaparak yol haritası çizerim. Ben 5 yıl böyle çalıştım. Ve belediyemizi artı bütçeyle devrettim. Arkadaşlar, çok ince hesaplar, çok hassas hesaplar yapılmalı. Belediye tüm giderlerini kısmak durumunda. Bakın devlet şu anda daralmaya gidiyor. Devlet yatırımlarını durdurmuş durumda. Neden? Ekonomi iyi değil. Ekonomi iyi olmayınca devletin de bize yansıması, mahalli idarelere bakışı haliyle daha zayıf olacaktır. Çok böyle yükseklerden uçmak, hayalperest olmak, Ankara'dan gelen arkadaşlarının 10 günde, 15 günde cennet bir vatan yaratmaları, 6 ayda gemereği uçurmaları tamamen hayali, tamamen afakidir. Yanlıştır. Hiç kimse yapamaz. Milleti aldatmasınlar. Başkanım, yol sorunumuzu nasıl çözeceksiniz? Yollarımız çok kötü. Yani ben bir ayın içinde neredeyse 3 defa arabanın ön takımını yaptırdım. Evet. Yani ciddi anlamda yollarımız kötü. Dışarıdan gelen Erhan özellikle Bey, misafirlerimiz bunu direkt fark ediyor ve hani bu zamanda bu yollar neden diyor? Sizce bu yolların bozuk olmasının sebebi doğalgaz ve işte içme suyu altyapıdan dolayı mı? Onların kazılarından dolayı mı? Yoksa mesela ben belediye başkanı olsaydım hani yol yapılırdı, kazı yapılırdı, ertesi gün ben üstünü kapatır mıydım diyorsunuz? Şimdi Erhan Bey, belediye tamamen takipsiz çalışıyor.
bozuyor. Yani Yeniçubuk'ta yapılan kanalizasyon altyapısı üst yapıyı bozmak için yapılan bir hamledir. Sebebi 20'lik müzi kaldırdılar. Belki de siz de kayıtları almışsınızdır. Birçok gazetede, birçok Facebook'ta falan görüyorum. 20'lik müziğin yanına aynı 20'lik müzi koyup bir baca koydular, gittiler. Üst yapıyı da tamamen bozdular. Belediye şu anda, Gemerek'te de görüyorum birkaç noktada, Yeniçubuk'ta 4 yerde kilit taş mezarlığı oluşturdu. Benim yaptığım taşları söküyorlar kepçeyle, götürüp onu belediyenin arkasına, Pancar Bölge Şefliği'nin arkasına, mezarlığın yanına ve de yukarıda sağlık ocağımızın yanındaki sahalara döküyorlar. Bunu da kepçesi 100 liraya satıyorlar. Ben bir kilit taşını arabamın bagajına koyarak getirmişimdir. Çünkü ben ona verilen emeği, dökülen alın terini bilirim. Bu arkadaşlarımız hazır sermaye tükettiler. Bırakın kilit taş getirmeyi, hazır kilit taşı sağa sola çarçur ettiler. Döşeyemediler, yapamadılar. Bugünkü yaptıkları iş de tamamen üst yapıyı bozmak adına birinci sınıf bir iş. Üst yapıyı bozdular. Bizim buna ihtiyacımız yoktu. Doğalgaz zaruri bir ihtiyaçtır. Doğalgaz zaruri. Ben 2007'de doğalgaz talebinde bulundum. Geldiler, etüt ettiler, ahşap yapı ağırlıkta, nüfusumuz da 10.000'in altında olduğu için dilekçemizi askıya aldılar. Belediyemizde mevcuttur müracaatlarımız. Hal böyle olunca elbette ki doğalgaz yapılacak. Suda tamiratlar olacak. Ama bunları yapmak için belediye başkanının, belediye personelinin ehliyetli olması, takipçi olması gerekir. Bir sokağı boydan boya bozdunuz. Aradan 3 gün geçti, 5 gün geçti. Bizim vibrasyonlu makinalarımız vardır. Ben aldım, belediyemize koydum. İş makinalarımız vardır. Derhal buraları pekiştireceğiz, çiğneyeceğiz, dolgusunu yapacağız ve derhal o açtığımız yerleri kapatıp eski taşıyla orayı aynı birebir birleştirip toplumun hizmetine sunacağız. Ama burada yok. Belediye başkanımız gezmekten, Evliya Çelebi olup il dolaşmaktan, dışarıda bir takım ülkelere gitmekten ve piknik yapmaktan vakit bulamıyor. Ülkeler derken Recep Bey, yani kendileri biliyor, yurt dışı gezisi. Evet. Haddinden fazla yurt dışı gezisi var. Kimin parasıyla? Milletin parasıyla gezilmez. Milletin parasıyla efendilik yapılmaz. Millete hizmet edilir. Hizmet. Allah korkusu olan millete hizmet edecektir. Milletin bir lirasını çarçur etmek bizim yaptığımız ibadetin hepsini alıp götürür. Evet. Evet, önemli olan da o. Yani onun bilincinde olmak oldukça önemli. Evet. Recep Bey, bildiğiniz gibi Gemerek Belediyesi'ne ait bir kum ocağımız var. Evet. Kilit parke taş üretiyor. Evet. Bazı şeyler üretiyor. Evet. Sizce nasıl, kullanımı nasıl, yeterince Erhan Bey, sağlıyor mu belediye? Erhan Bey, şu anda yok. Şu anda atıl. Kum ocağımızı ruhsatlandırılamamış zamanında ve şu anda da Sivas ilimize Bayındırlık Bakanlığı bölge müdürlüğümüz tarafından bir takım zorlamalarla karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla tesisin hizmeti uzun bir süre durdurulmuş. Şu anda da benim istediğim manada üretim yok. Ben bu üniteyi yanına sıcak asfalt şantiyesi kurarak, bakın dikkat edin, sıcak asfalt şantiyesi kurarak, Ankara'dan gelen arkadaşlarım diyor ki ben Haseki'den sözünü aldım, Yeniçubuk'un İstanbul Caddesi'ni sıcak asfalt yapacağım diyor. Komşudan ekmek bir defa alınır. İkinci defa ekmek vermezler. Bunlar yanlış şeyler. Siz üreteceksiniz. Siz yapacaksınız. Ben oraya kilittaş ünitesinin yanına sıcak asfalt şantiyesini de kuracağım. Yollar diyorsunuz. Yollar kader değil arkadaşlar. İlgisizlik. Başıboşluk. Boş vermek. Allah izin verirse bendeki hırs, bendeki inanç, bendeki gayret bütün bunları çözecektir. Siz bana inanın ve güvenin. Evet. Yani yapılmadık iş olmaz. Biraz zaman alır. Ama mücadelemizi verdiğimiz zaman yaparız. Önemli olan istikrarlık ve evet, planı tam oturtmak ve projeleri üretmek, evet, sanırım. Şimdi GESTER diye bir şey düşünüyorum. Deminden beri. GESTER, bu bir dernek vasfında bir, evet, şey mi olacak? Şimdi bunun açılımını yaparsak Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Derneği. Evet. Tamam. Burada
GESTER kendi içine birbirinde, kendi içinde birbirine, birbiriyle dayanışmalı, yardımlaşmalı çalışacak. Selçuklu'da Osmanlı'daki ahi teşkilatları terbiyesiyle terbiyelenecek. Ahi evram düsturuyla yürüyecek yoluna. Ve bu derneğimizin tüm esnaf ve sanatkarlarımız üyesi olacak. Belediye başkanı buranın fahri üyesi olacak. Derneğin başkanı olacak. Gemerek'te hiçbir iş yeri kapatılmayacak. Bu dernek aidatlı olacak. İşi kötüye giden kardeşimize kredi verebilecek. Bugünkü esnaf ve kefalet kooperatifimizin bir nevi görevini İslami hukuka, İslami değerlere uygun olarak kendi içinde yapacak. Ve bu derneğimiz faaliyetlerini genişletecek. Olmayan iş kollarını gemereğimize kazandıracak. İşsiz gençlerimizi sahaya çekecek. Sahaya çekecek ve sen şu işi yapacaksın, biz sana destek olacağız diyecek. İşi bozulana kredi verebilecek. Dolayısıyla bu teşkil, bu dernek Gemerek'in adeta gelecekte en büyük umudu olacak. Çünkü bu dernek kendi içinde zinde ve güçlü olursa hiçbir esnafımız kepek kapatmayacak. Hiçbir esnafımız göçmeyecek. Evet, evet. Gemerek TOKİ'de oturanlar diyor ki bizim orası çok uzak. Arabası olmayanlar ekmek alacak yer bile bulamıyor. Doğru. Siz belediye başkanı olursanız bu sorunu çözmek için bir şeyler yapacak mısınız? Arkadaşlar, benim yapmış olduğum Yeniçubuk TOKİ. Daha önceki belediye başkanı arkadaşlarımızın evet, yapmış olduğu Atakent Tataroğlu. Ve şu andaki Gemerek TOKİ benim kafamda, benim özel düşüncelerim arasında sembol mahalleler olacak. Oraları adeta bir çiçek bahçesi gibi süsleyeceğiz. İhtiyaçlarını gidereceğiz. Yollarını yapacağız. Yeniçubuk, Atakent, Toplu Konut Kooperatifi'nin içerisinde cami sahamız var. Oraya yepyeni bir cami inşa edeceğiz. Tataroğlu'ndaki, Atakent'teki ve de sanayimizdeki vatandaşlarımız en azından cuma namazını, teravih namazlarını orada kılabilecekler. Orada aynı zamanda 20 bin metrekarelik bir spor kompleksi alanımız var. Atakent'e bu spor kompleksini kazandıracağız. Oraya canlılık vereceğiz. Belediyemiz her türlü çevre düzenlemesini bu bahsettiğim 4 yerde de örnek site olarak, örnek site olarak tabir ediyorum ben burayı. 4 yerde de çok canlı çalışmalar yapacak. Kardeşlerim üzülmesinler. Tüm yolları, susuzluk, yeşil alan iddiası, çevre düzenlemeleri benim işimdir. Başında durarak yaparım. Ben gelirsem yaparım mı? İşçimle beraber Allah izin verirse hep beni oralarda görecekler. Evdeki kardeşlerimin, bacılarımın birer yudum çayını içerek, onlarla sohbet ederek bunları gerçekleştireceğim. Şimdi Mersin'de yaşayan bir de amcam var benim, Ercan Aksoy. Buradan da selam gönderiyorum kendisine. Mezarlıklarla ilgili bir şey yapacak mısınız? Herkes parsellemiş. Yani nerede yatacağız diye. Aynen. Ebedi dünyaya ulaştığımızda. Aynen doğru söylüyor. Ağaçlandırma, yeşil alan, mezarlıklarımız dahil tüm Gemerek'in sorunudur. Evet. Nerede bir yer görürsek, nerede bir ağacın yeşereceğine inanırsak oraya bir fidan dikmeliyiz arkadaşlar. Benim acizane ilk geldiğim, göreve geldiğim ay itibariyle inşallah Nisan ayıdır tüm Gemerek çevresinde ağaçlandırma bayramı başlatmak durumundayız. Bunun içinde mezarlıklarımız da payını alacak. Mezarlıklarımız A'dan Z'ye tanzim edilecek. Orta güzergahlardan yollar açılacak. Yürüme yolları yeniden düzenlenecek. Unutulmuş mezarlar, terk edilmiş mezarlar taşıma vasıtasıyla açılacak. Orta yerden yollarımız açılacak ve mezarlıklarımız A'dan Z'ye tanzim ve düzenleme görecek. Evet, tekrar fen memurlarımız bunun üzerinde görevli kılacağız ve onlar çalışacaklar, bize bu hazırlığı yapmak durumundalar. Evet, yine Büyük Birlik Partisi ile birleşeceğiniz söyleniyor. Doğru mudur diye bir vatandaşımız sormuş. Recep Bey bu sorunun cevabını programımız içerisinde verdi. Yayınımızdan sonra izlerseniz katılacaklara kapımız açık. Biz tam yol ileri gidiyoruz. Yelkenimiz rüzgar alıyor Allah'a şükür. Hiçbir seçmenimizin ümitsizliği ve bizim de öyle bir düşüncemiz yoktur.
Herkese teşekkür ederim. Organize sanayiyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Yeri doğru mudur? Yatırım alabilir mi? Yolu yapılabilir mi? Keşke. Siz kazanırsanız evet. Bunlarla ilgili bir proje yaptınız mı? Yani tabii. Kafanızdan bir şeyler getirdiniz mi? Elbette ki. Elbette ki. Organize sanayimiz kaymakamımızın, ilçe amirimizin ve bizim belediye başkanlığımızın müşterek yürüteceği çalışmalarla netice alır. Yol alır. Dolayısıyla biz elimizden gelen gayreti vereceğiz. Sanayi bizim için çok önemli. Yani üretmeyen fakirdir. Üretmek durumundayız. Evet. Gemerek bölgesinde neyi üretebilirsek, ne yapabilirsek. Mesela ben oraya en basitinden hemen bir ambalajlama fabrikası düşünüyorum. APP diye de yazmışım evraklarıma. Şimdi belediye ambalajlama, bölgesinde mi olacak? Belediyemiz bunun müteşebbisi olacak. Yapacak evet. Kardeşlerim var, ben onlarla görüşüyorum. Ambalajlama, paketleme ve pazarlama. Bakın şu anda marketler zincirine gittiğinizde raflardaki, reyonlardaki şeylere baktığınız zaman nohut, ithal nohut 10.95. Yerli nohutumuz 7.25. Mercimeğimiz öyle, fasulyemiz öyle. Bunlar bir pakete girdiği zaman bir anda 10 liralık bir ürün oluyor. Ama benim Gemerek bölgesindeki çiftçimin elinde 200 ton nohut var, devlet 2.90 lira alıyor. İşte bizim yapacağımız iş bu. Bunları paketleyip, bunu paketletmek, bunun müteşebbisleri yan yana getirip pazarlarımıza, halk pazarlarımıza, market zincirlerimize ulaştırmak durumundayız. Yine bir vatandaşımız sormuş, iş konusunda başkanımızın yapacağı projeler var mı? Çok işsizlik had safhada aldı başını gidiyor. Elbette. Bir şeyler var mı? Elbette biliyorum. Bakın ben size organize sanayinden bahsediyorum. Bu tür fabrikalardan, işletmelerden evet. Bahsediyorum. Yani bunlar olmazsa olmaz. Ama kalkıp da ben afaki konuşmam. Ben belediye başkanlığı yaptım. Ayağa yere basmayan düşünceler, projeler arkasında koşmam. Elbette ki iş adamlarımızı arayacağız. Gemerekli, Sivaslı, Türkiye'nin neresinde, yurt dışında, özellikle ve özellikle benim gurbetçi vatandaşlarımdan, her çalışan vatandaşımızdan, bunu inşallah göreve geldiğimizde kaymakam beyle, diğer sivil toplum örgütleriyle, ziraat odasıyla, ilçemizde faaliyet yapan diğer kuruluşlarla yan yana gelerek bir takım hesaplar yapıp gurbetçi vatandaşlarımıza ulaşarak Gemerek organize sanayi bölgemizde ki bana gelen benden 30 bin euro al diyen, benden 20 bin euro al diyen çok sayıda tanıdığım kardeşlerim var. Ben de bir işte Avrupa seyahati yaparak bir heyetle, bir ekiple gurbette çalışan her vatandaşımdan, çalışan diyorum, dikkat edin, her aileden demiyorum, çalışan vatandaşım, biner euroluk, birer sembolik para toplayarak, bunu onların katılım payı olarak görerek, organize sanayimize kazandırırsak, elbette ki bu iş beklentisinin içerisinde olan kardeşlerime, öyle umuyorum ki birkaç tane saha açma, birkaç tane fabrika çalıştırma gibi şeyimiz olur, çalışmamız olur ve inşallah da başarılı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Recep Bey, dediğim gibi ben 20 yıldır yaklaşık Gemerek'te gazetecilik yapıyorum. Hatta Fatih Genel o zaman kaymakamdı, sizin döneminizde. Evet. Karda kalan araçlar ve kurtarma operasyonumuz vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Evet, hatırlıyorum. Ben de operasyonun içindeydim. Hatırlıyorum. 3'e 4'e kadar. Donma tehlikesi geçirdiğimiz. Donma tehlikesi geçirdik işte, gittik. Evet. 20 yıldır Gemerek'te ilçemizde biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii o zamanlar bu kadar teknolojimiz yoktu. Yine gazetemiz çıkıyordu ama böyle hani zarla zorla. Evet. Şimdi bu teknolojik imkanlar bizim elimizde. Ve de biz hani her dönem belediye başkan adayları sırf toplantılarla halka çıkıp da işte meydan konuşmalarıyla hitap etmesin istedik. Evet. Böyle bir proje yaptık. Projemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir iki de biz sizin ağzınızdan bu cümleleri alalım efendim. Elbette ki ben bunu memnuniyetle karşılıyorum. Vermiş olduğunuz gayreti çok yürekten benimsiyorum. Sizleri tebrik ediyorum. İlçemizin sesi oluyorsunuz. Bizim düşüncelerimizi, fikrimizi, aklımızdan geçenleri, bizim ulaşamadığımız seçmenlere ulaştırıyorsunuz. O yönden ben sizlere müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlar ilçemizin ayrıca bir eksiği de özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın da çok dile getirdiği bir huzur evi. Evet, o konuda. Gemerek bölge huzur evini inşa edeceğiz. İlçemizin çok önemli bir noktasına.
yaşlılarımızı, ihtiyaç sahiplerini o huzur evinde barındıracağız. Elbette ki kaymakamlıklarımızın, sosyal yardımlaşma vakfımızın falan bir takım faaliyetleri var. Ben onları yadırgamıyorum. Veya onların sahasına da girmek istemiyorum. Ama bu tür ihtiyaç hakikaten eksik görüyorum ve olmalı diye düşünüyorum. İnşallah bizi izleyen kardeşlerimiz var ise bundan da haberleri olsun diye düşünüyorum. Recep Bey, ben sizin hitabınızın da çok güçlü olduğunu biliyorum. Estağfurullah. Hatta okuduğunuz şiirlerden de bir iki kere böyle dinleme fırsatım oldu. İzleyicilerimiz için bir şiir okumayı nasıl görürsünüz? Vallahi müsaitse olabilir diye. Tabii. Aklınızda varsa böyle... Tabii ki var. Tabii ki var. Hani ben biliyorum, o tadı aldım. Onun evet, için diyorum. İzleyicilerimiz evet, de... Evet. Bundan faydalansın. Ben özellikle de günün şu görüşmelerin anlamına uygun olsun diye tabii, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirini, çok fazla da zaman almamak adına, üç kıtalık bir şiirini sunmak isterim. Tabii. Buyurun efendim. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar, şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ötede yarış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de sormayan tek renk, bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hazır bir plan değildi tabii. Ben böyle aklıma geldi de Recep Bey'e yönelttim. Bu isteğimizi de kırmadığınız için Allah teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz Recep Bey. Eğer söylemek istediğiniz vatandaşlarımıza son sözleriniz varsa sizin ağzınızdan onları duyarım. Yayınımızı bitirelim efendim. Şimdi çok değerli kardeşlerim, beni dinleme sabrında bulunan arkadaşlarım, bu canlı yayın vasıtasıyla bizim yayınımıza katılan, soru soran, belki de cevaplayamadığımız soruları olan kardeşlerim varsa, bunları ben inşallah birebir de görmek, tanımak, yüz yüze konuşmak adına, onlarla hemdem olmak, onları daha iyi anlayabilmek adına seçim karargahıma davet ediyorum. Veya meydan mitinglerimiz olacak, oraya teşrif ederlerse, gelirlerse, daha yürekten, daha sıcak onlarla ilişki kurmak, hemdem olmak, dinlemek ve bizim onları anlamamızı sağlayacak ortamlarda buluşmak üzere her yerde bizi dinleyen, bizim sesimizin ulaştığı çok değerli kardeşlerime, Türk İslam alemine, seçimlerimizin ilimize, ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını, gönüllerin aradığını bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve yayın içinde sizlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu teklifimizi kırmayıp bize geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli Gemerek Gerçek Gündem gazetesi izleyicileri, Gemerek Belediye Başkanları Halkla Buluşuyor isimli yapmış olduğumuz proje kapsamında bu hafta konuğumuz İyi Parti Gemerek Belediye Başkan adayı Sayın Recep Gariber'di. Ben efendim arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Kamerada İbrahim Yeşilöz, teknik masada Ayten Urtunar, rejide Nusret Sarıbek, Erkan Çağlar Sarıkaya. Arkadaşlarımız da bir emek harcıyorlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçek gündemden ayrılmayın diyorum efendim. Haftaya MHP Gemerek Belediye Başkan adayı Yurt Koç konuğumuz olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Herkese saygılar. Hayırlı.
about you, but I'm feeling 22. Let's go. Here we go back. Öncelikle tüm gemeliklere, bize ve inşaatımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Gemelik için hizmetlerimiz devam edecektir. Yeah,